tabii ki gözümüz kulağımız Suriye'de. An be an her şey değişiyor orada. Halep, Hama ve şimdi de Humus. Heyet Tahrir Şam ve müttefikleri Hama'yı da ele geçirdikten sonra Humus'un kent merkezindeler artık. Yani adım adım Şam'a doğru ilerliyorlar. Duracaklar mı? Gerçi Jolani'nin açıklamalarına bakacak olursak amacımız rejimi devirmek dedi. Dolayısıyla Şam'a da bir saldırı olacak mı? O noktada Esad güçleri ne yapacak? Çünkü Halep'ten çekildiğini gördük, Hama'dan çekildiğini gördük, Humus'tan çekildiğini gördük. Ne yapacaklar? Bu arada kuzeyde de Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'e saldırmak için hazırlıklarını tamamladığı yönünde bilgiler geliyor. Esad güçleri HTŞ ve SMO'nun Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişini engellemek için bu arada o bölgede Deir Zor'u YPG'ye teslim etti. Tek tek aktaracağız birazdan ne olduğunu. Bahçeli başlattığı süreci huzur içinde terörsüz Türkiye ifadesiyle tanımladı. İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktası ise Dem B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı dedi bir kez daha. Ama Adalet Bakanlığı A ve B noktalarını ne zaman buluşturacak hala belli değil. 1997'den bu yana Denizbank'ın kurucu genel müdürü olan Hakan Eteş görevi bırakıyor. 27 yıllık dönemi bitiyor. Seçil Erzan fon vurgunu davasında çok konuşulan bir isimdi ve artan baskı bu vedayı getirdi. Herhalde bugün bankacılık sektörünün bir numaralı konusu budur. Şimdi bizim ve önemli ölçüde dünyanın bütün başkentlerinin bir numaralı konusu olan Suriye'deki son durumu aktararak başlayalım. Heyet Tahrir Şam ve müttefiklerinin ilerleyişi devam ediyor. El-Kaide bağlantılı cihatçı Heyet Tahrir Şam, Halep'in ardından Hama'yı da ele geçirdi. Gece boyunca ilerleyen HTŞ, Humus kent merkezine girdi. HTŞ'nin Humus'a doğru yürüyüşünde sahadan ciddi bir çatışma bilgisi gelmedi. Bölgede yaşayan halkın bir bölümü Şam yönetimi altındaki bölgelere doğru kaçtı. Eski ismi Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu da Münbiç'e operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Rus güçlerinin çekildiği iddia edilen şehirde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG, Münbiç'in güneyinde savunma hattı kurarak Fırat Nehri'nin doğusundan takviye getirdi. Esad'a bağlı Suriye ordusu bu arada HTŞ ve yine SMO'nun ilerleyişini engellemek için Deir Zor'un batı kırsalından çekilerek bölgeyi YPG'ye teslim etti. Tahran'ın Şam'a füze, insansız hava aracı ve askeri danışman göndermediği hedeflediği belirtiliyor. Bu arada işte Hama'ya doğru giderken aslında Rusya'nın da yine bazı köprülere yönelik hava saldırıları vardı. Hani Rusya, İran bir yandan Esad'ı hani orada yönetimde tutmaya ve ilerleyişi durdurmaya çalışıyorlar. Ama en nihayetinde güçleri buna yetmiyor görünüyor. Ya da belki en önemli sorulardan biri ne kadar isteniyor, ne kadar istenmiyor. Özellikle Rusya açısından söylüyorum bunu. Saat 16'da konuklarım olacak. Orada konuşacağız bu bölümü.